Burada arkadaşlar e, şu şeylere dikkat etmek lazım bakın. Çeyrek dairelere sonuçta hata yaparız yoksa. Bir kere burada bakın şöyle bir çeyrek daire var. O yüzden bu bölgenin kapalı bölgenin alanını bir bulmaya çalışacağım. Sonra bir de burada bakın yarım daire var. İşte bu ikisini toplayacağım önce. Haliyle ne olacak? Yarıçap 2 olduğu için şey bir karenin uzunluğu 2 olduğu için kenarının yarı çapı aslında burada 4 değil 8. 2 buradan şey pardon 2 buradan 2 buradan 4'müş. 16 pi'nin yarısı. Artı şu çeyrek dairede arkadaşlar 2 2 2 2 olduğu için yarı çapı 8 64 pi'nin 4'te biri. Şimdi bunları topladık. Neleri çıkarmamız gerekiyor? Onu da yine şöyle rengi değiştireyim öyle göstereyim. Ee, bakın şimdi burada bir bölge var. Bu bölge kareden çeyrek daire çıkartılmış. Doğru mu? Hemen onu da gösteriyorum bakın. Kare kenarı 4 olduğu için alanı 16. Burada çeyrek daire yarıçap çap 4 bakın. 16 pi bölü 4'ü çıkarmalıyım. Çıkardık. Sonra buradaki beyaz bölge zaten şurası gördüğünüz gibi yarıçapı çapı 2 olan bir Tam daire. Onu da çıkarmalıyız. 4 pi oldu. Sonra yine geliyorum. Şurada bakın bir çeyrek daire var. Onu da çıkarmam gerekiyor. Onun da yarı çapı 4 olduğu için 16 pi bölü 4. Şimdi bunları çıkaracağız artık. O yüzden eksi koyarak yapıyorum. Eksi 16 artı 16 pi bölü 4 4 pi. Eksi 4 pi eksi 4P oldu gördüğünüz gibi şimdi burası 16P burası 8P Sonra 4 4 8 P'ler birbirini götürdü 16 4 daha 20P oldu bir de arkadaşlar şurada Eksi 16 var onu da eklemiş oldum cevabımız böylece E şıkkı. İki tane Pisagorlu hallederiz mevzuyu. Bakın buraya AA a dersek birincisi 4 artı A kare X kareye arkadaşlar eşit şu üçgende. Büyük üçgende de A kare artı X kare 64'e eşit. Böylece A kare gördüğüm yere X kare yazarsam A kare eşittir 64 eksi X kare. Haliyle 4 artı 64 eksi X kare eşittir X kare 68 eşittir 2x kare x kare 34 x kök 34 oldu arkadaşlar d şıkkı. Benzerlik yapacağız. Kare olduğu için 12 bakın. Böyle lb ve da birbirine paralel. Haliyle 4'ün 16'ya oranı eşittir. lb'nin 12'ye oranı. Buradan da lb 3 oldu. Dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Şimdi burada arkadaşlar bakın bize 14 birim vermiş K, M arasını. Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Bu yüzden TT kadar olan uzaklık da 14 olacak. Şimdi şuraya bir T dersek. Tabii ki aynı şekilde burada nasıl ki M'den T'ye pardon O'dan M'ye dikindiriyorsak O'dan da T'ye dikiner. Böylece bu sarılan kısım şu bölge 72 derece verilmiş bize merkez açı. Bu arada telin uzunluğu 22 olduğu için geriye ne kalacak? 8. Artık o zaman yarı çapı bunun R. 2 pi R. 72 bölü 360 bölü 5 demektir. Eşittir 8 birim. R de arkadaşlar buradan 20 bölü pi oldu. E şıkkı. Artık bir dik benzerlik sorusu. Neden dik ve diyorum? Bakın buraya sağına soluna böyle alfa beta yapmak lazım. Bunların eş dörtgen olduğunu söylemiyor. Benzerlik yaparak halledeceğiz. Alfa beta alfa beta şeklinde. Şimdi karşılık kenarlar eşit DC 15. O zaman burası 9, 12, 15. Sonra karşılık kenarlar eşit burası da 12 gördüğünüz gibi. Benzer üçgenler ister trigonometriden tan alfa sin alfa kos alfa ile yapın isterseniz benzerlikle. Alfanın karşısı 12. Soldaki EDA'da alfanın karşısı sağda 9. Beta'nın karşısı x, beta'nın karşısı 12. Böylece x eşittir 16 oldu. x 16 olduğu için geniş açılı bir üçgen 90 artı alfa. Geniş açılı üçgenin tabanı böyle AE yani 16 ise yükseklik nereden? Karşı köşeden B'den iner. Tabii ki gördüğünüz gibi böyle inemez. Nasıl inecek? Dik olarak böyle buraya inecek haliyle 12 çarpı 16 bölü 2 sadeleştirince 96 oldu. B şıkkı. Önce dik yamuk yorumuyla şimdi bakın e, burada sonuç olarak şöyle bir şey 8 dedik hemen oraya pardon. Şöyle bakın yarı çap şuraya R eksi 2 diyeyim tahmin ediliyor gerçi de hani hemen 6 8 10 diye. E, sayılar bu arada soruda kolay veriliyor arkadaşlar daha iyi görün diye yoksa hani illa sınavda da böyle her şey 3, 4, 5'e çıkacak diye düşünmeyin. Biraz yardımcı olmak için oluyor aslında o. Şimdi OBR, OHR-2, R'ye 10 verirsek 6, 8, 10'dan gerçekten geliyor. Artık burayı 8 gördük. Ee, şöyle tamamlarsak 6 dik yamuk yorumuyla buraya 4, burası 8. Ee, B, A'da 4 kök 5. Bu benim için şöyle önemli olacak. Bakın bu çemberin bir kirişi. Zaten o A da küçük çemberin çapı. O zaman neden şöyle bir çapı gören çevre açı 90 derece yapmayalım? İki tane kiriş hazır varken üçüncüyü çekmek lazım. Burada artık şunu görmelisiniz. Alfa. Benzerlik mi yapalım? İsterseniz burada da benzerlik değil trigonometri basit. Tanjanttan gideyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada hatta kosinüsten gideyim. Bakın şimdi kosinüs alfa TBA üçgeninde 4 bölü 4 kök 5. Doğru mu? Bakın şimdi aynı şekilde bu üçgende de arkadaşlar. Kosinüs alfa neye eşit? X bölü 10. Böylece 4'ler gitti. X de buradan 2 kök 5 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Benzerlik de yapılır alfa beta 90 ama. Dik üçgenlerde karşı bölü komşu. Komşu bölü hipotenüsten de falan yardım almak gerekiyor bence. Soruda dikkat etmemiz gereken mevzu önce şu arkadaşlar. Bakın şimdi e, zordan başlayayım. Kolayları hallederiz. Çember buraya kadar geldi. Geldikten sonra arkadaşlar boşluğa düşecek. Şöyle bakın. Merkezi şuraya gelecek yani bunun. Şöyle hayal edin bakın. E Şimdi bunun merkezi buradan buraya herhalde uçmadı. Ne oldu arkadaşlar? Bu dönerken böyle bakın dönme hareketi yaparken merkez de hareket etti. Nasıl hareket etti? Şimdi şuna dikkat edeceksiniz. Bir çemberin merkezi üzerindeki bir noktaya kadar olan uzaklığı hep yarı çaptır değil mi? Bu çember hep şuraya kadar değiyor. Şöyle bakın yol alırken dönerken hep oraya değiyor. Dönerken değdiği için merkez şu yeni O1 diyelim. O1 noktasına gelene kadar sonuçta hareket ediyor. O zaman şöyle bir yerdeyken Çemberin üzerine uzaklığı yine yarıçap. Böyle bir yerdeyken yine yarıçap. Ta ki buraya gelene kadar. Haliyle buraya gelene kadar arkadaşlar hareket etti. Çember şöyle bir çember yayı kadar hareket eder. Neden? Çünkü merkezin çemberin üzerindeki uzaklığı her zaman yarı çapı olduğu için bakın 2 2 2 hareket edecek. Bu peki bu açı kaç derece? Onu nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulacağız arkadaşlar. Sonuç olarak bu çember şöyle en son buraya oturduğunda bir karenin kenarının yarısı 1, burası 2. 30-60-90 üçgeninden dolayı bakın burası 30 derece olacak gördüğünüz gibi. O zaman aynı şekilde 30 derece buldum ya Z'den dolayı dikkat. Ben şu açıyı 30 buldum. Z'den dolayı 30 derece. Ha, demek ki burası arkadaşlar 30 derece hareket etmiş. Yani 4 pi bölü 12 kadar hareket etti şu kırmızı bölgede merkez. Aynı şeyi o zaman buradan şöyle rengi bir değiştireyim. Aynı şeyi arkadaşlar burada da yine yapar. Burada da sonuçta şuraya çıkana kadar böyle bir hareket edecek. Aynı yorum burada yine 30 derece. Z'den dolayı 30 derece. Burada da bakın merkez 4 pi bölü 12 kadar hareket etti. Yani 8 pi bölü 12, 2 pi bölü 3 aslında orada görünmeyen kısım ekstra eklememiz gereken kısım, bunu söylemiş olayım. Şimdi normal artık değdiği yerler karenin kenarı kadar, şurada karenin kenarı kadar yol alır arkadaşlar merkez. Sonra burada yine karenin kenarı kadar, burada karenin kenarı kadar bakın merkez yol alıyor, burada böyle, burada böyle. Yani karenin, e, karelerin derken şu karelerin tabii ki 2-2, buralar hep 2-2-2 böyle. Bunlar da toplam 18 santim yol alıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi mevzu bir de şu dönerken ki şu kısımlar. Sonuçta bakın merkez O merkezi buradan buraya gelirken zıplıyor mu? Hayır. Burada yine dönüyor arkadaşlar. Döndüğü için şöyle bakın ne oluyor? Bir çeyrek daire kadar. Yine çember buradan buraya zıplıyor mu? Hayır. Buradan arkadaşlar geliyor buraya çeyrek daire kadar. Yine buradan bakın merkez buraya zıplamıyor. Sonuç olarak şöyle bir çeyrek daire kadar. En son yine burada da şu uca gelene kadar bu merkez böyle yol alıyor. Dolayısıyla orada da tam bir çember kadar yol aldı. 4 pi oldu. Toplamda 14 pi bölü 3 artı 18 kadar yol almış oldu arkadaşlar. Bakın bu böyle biraz daha zor bir soru böyle diğerlerine göre. Ve özellikle şu boşluğa düştüğü için şu kısımda hareket etmesi önemliydi. Üçgenler biraz fazla olduğunda alfa beta 90'ı kullanmak lazım. Ancak burada şuna da dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle uzatacağım ben. Bu A, D, B. Yeni bir üçgen oluşturacağım. D, P, A. Neden biliyor musunuz? Şimdi buraya alfa diyeceğim. Buraya beta diyeceğim. D açısı 90 ise tabii ki paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180'dir. O yüzden yine 90 olur E açısı. Şimdi 90 beta o zaman demek ki F açısı da arkadaşlar alfaymış. Şu üçgene birazdan odaklanacağız. Önce şunu görelim. Benzerlik oranı var burada bakın. Karşılık kenarları eşit olduğu için 12 olduğundan CE'ye 9 kalır. Kelebek benzerliğinden 15 ise gördüğünüz gibi 5 olur BP. O zaman şunu gördüm. bundan sonra artık ister Pisagor yap, ister Öklit yap, hangisini yaparsan yap. istersen de şu alfayı kullanarak tanjant alfa, kosinüs alfa falan yap. Bak şimdi birincisi kotanjant alfa ile yaparsın. X bölü 3 dersin. Sonra şu üçgende BEP üçgeninde kotanjant alfaya 3 bölü 4 dersin. X buradan 9 bölü 4 olur. İkinci yol Öklit'ten denersin. Sonuç olarak şu 9 eşittir. X çarpı 4'ten X yani yine 9 bölü 4 gelir. Hangisi sen tercih et onu. Ama yeter ki işte bu 90 derecelerde bazen benzerlik, bazen dik üçgen yorumları, bazen sinüs, kosinüs, e, tanjant, kotanjant yapabileceğini gör. Cevap böylece A şıkkı. Karenin arkadaşlar şöyle bir içte çember ve çevrel çember. Aslında çizeceğiz ama şunu söyleyeyim çevrel çemberin yarı çapı her zaman köşeye iner. Şöyle. İçte çember de arkadaşlar bu şekilde böyle. Yarı çapı her zaman burada. Tabii şurası teğet olarak düşünün. Orayı boş verin. E, teğete dik iner. Haliyle e, burada zaten köşegenler dik kesiştiği için bir dik üçgen var. Hatta 45-45-90'dan dolayı bakın. Burası R olursa Büyük R'de r kök 2 olur arkadaşlar. Böylece birinin alanı pi 2R kare, diğerinin alanı pi R kare olacaktır. Alanlar oranında 2 gelir D şıkkı. Şöyle B merkezli olduğu için böyle bir çizgi çekersem ki yarı çap çekersem bakın bunlar birbirine eşit olacak. Çünkü A merkezli çember ve B merkezli çemberin merkezleri birbirinin üstünde gördüğünüz gibi haliyle burası bir eşkenar üçgen olur. 60 derece 60 derece. Şurası da 48 derece olur. Mor bölgeyi elde etmek için BFC dilimin diliminden beyaz bölgeyi çıkarmam gerekir. 180 pi çarpı 48 bölü 360 eksi şimdi şu yeşille taradığım bölgeyi bulacağım. O da arkadaşlar 180 pi 60 derece olduğu için 6'ya bölüyorum. Eksi eşkenar üçgenin alanı 6 kök 5'in karesi 180 kök 3 bölü 4. İşte bize mor bölgenin alanı artık böylece. E, burası sadeleştirirsek 24 pi eksi şurası da arkadaşlar 180 bölü 6'dan 30 pi oldu. Eksi eksiden artı 45 kök 3. Demek ki 45 kök 3 eksi 6 pi'ymiş A şıkkı. Güzel bir soru böyle sınavda çıksa şaşırmayacağım bir soru tarzı arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle neden şaşırmayacağım diyorum çünkü sınavda da bazı çizim soruları çok kolay oluyor, bazılarında da bir şeyler yapmanız gerekiyor açıkçası. Şimdi burada demiş ki AC kenarını çap kabul eden AB eşittir AC, AC kenarını şöyle çap kabul eden bir üç, e, çember çizdim gördüğünüz gibi ve bu BC kenarını e noktasında kesiyor. A, C, ha, B, C'yi, A, B de D'de kesiyormuş. Tamam. Şimdi buna göre arkadaşlar bir kere şuna dikkat ederim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O yüzden böyle yaparım. Sonra bir de demiş ki E'den bir teğet çizeceksin. Bu teğet de AB kenarını K noktasında kesiyormuş. Şimdi burada teğetin ne ilişkisi var? Şöyle arkadaşlar, teğet kiriş açıyı ben hep çok önemserim. Alfa, bakın buraya da alfa derim. Neden? İkisi de arkadaşlar, teğet kiriş neydi? E, bu kirişin kestiği yayı görürdü. O zaman burayı görür. AB kirişine, AB yayını. Aynı zamanda zaten çevre açıdan dolayı alfa zaten buradaki AB yayını görecek şey, AE yayını pardon. Haliyle arkadaşlar, oraya alfa demek zorundayız. Sonra ikiz üçgenden zaten B açısı alfa. Burada ne oldu bakın. Şöyle ben beta desem buraya. Alfa artı beta 90 olduğu için aslında K açısı da 90 dereceymiş. Böylece 9, 12, 15 üçgeninden dolayı H'ı nasıl buluruz? Bir üçgenin alanı H çarpı 15 bölü 2'dir. Ya da 12 çarpı 9 bölü 2'dir. Böylece bunlar sadeleşir. 108 bölü 15 olur. Böl 3'e 27 böl 3'e 5, şey, 108'i e 3'e bölünce 36 pardon, 36 bölü 5 oldu, B şıkkı geldi.